Kardeşlerim, abilerim, ablalarım, yeni bölüme hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde dünyanın en minik, küçük, en tatlı insanlarından birinin yaşadığı ülke olan Sri Lanka'dayız. Hemen şöyle okyanusun karşısındayız. Sri Lanka, Hint Okyanusu açıklarında bulunan bir ada ülkesidir. Şu anda ise başkent Colombo'dayız. 1972 yılından önce ülkenin ismi Ceylan olarak biliniyordu. Şimdi ise Hint Okyanusu'nun incisi olarak biliniyor. Ve Sri Lanka'da toplam nüfus 21 milyon. Başkent Colombo'da ise toplam 5 milyon kişi yaşamaktadır. Çarşaf gibi deniz Hint Okyanusu karşımızda. Bir şeyler satıyorlarmış da abiler. What is this? Prawns. Ekmek gibi bir şey herhalde. Kurutulmuş balık satıyor. Grapsa şeyler satıyor. Yengeçleri satıyor burada. Kızartmış bunları abi. Dokunma Berko. İnanılmaz acıyı seviyorlar bu arada Sri Lankalılar. Her şeyin içerisine acı koyuyorlar. Hamurun içine. Hatta meyvenin içerisine bile acı koyuyorlar. Şimdi zaten göreceğiz. Burada böyle bir tezgah işletiyor abimiz. Şu anda ise sahil boyunda geziyoruz böyle. İnsanlar genellikle gün batımına buraya geliyorlarmış. Bulunduğumuz şu bölgenin ismi ise Galle Face Green diye bir şey. Umarım yanlış söylememişimdir. Galle'nin yeşil yüzü gibi bir anlamı var. Nava. Hello, how are you? You are the reporter? All is good. You are the reporter? Reporter? Yeah, paper. Yes, YouTuber. Aibuan. You are welcome, sir. Thank you. Aibuan. Thank you. You are welcome. Thank you. Thank you. Thank you. O ne ya? Adamın maymunu var. Maymunla kobram var diyor. Python. Python'um var diyor. Sen ne yapıyorsun ya? Sana uyuşmuş gibi. Piton taşıyorum diyor adam. Adam piton taşıyorum diyor. Yok yok. Piton. Çantada piton da mı var? Piton var çantada. Dayı. Kapat. Isırır çocuklar var. Kapat. Ay. Gitmekte ona. Vallahi gidiyor. Bu ne lan? Kocaman. Daha çantasının içerisinde piton varmış. Piton varmış. Bak girdi şeyine. Amcam sen ne yapıyorsun ya? Kobra ya. Oo. Dayı bu ne ya? Dayı sen yok. Uzak dur uzak. Nasıl bir şey ya? Tamam. No. Not bite. Isırmaz mı? Alacak mı? Emin miyiz? Isırır mı? Şu abi adamın maymun var yanında. Poşette başka ne var? What you have? Monkey, kobra, piton. Allah'ım maymunu da nasıl tatlı. Oo ağzını bantlamış bu. Ya yazık hayvanı ama ya. Yazık tabii ya. Ağzını bantlamış abi gerçekten. Ağzını bantlamış. Mesela bir chicken. You eat. Chicken. Sabit. Dayı ne yapıyorsun ya? Adamın pitonu var ya şaka gibi.
Kaç? Kaç? Dayı çok değişik bir adamsın valla. No no. Sen koskoca piton insanların para için ne haline düşün. Dayı böyle işte, burada kobrası var, pitonu var, maymunu var, fotoğraf çektiriyor, para kazanıyor. Nasıl yakaladın sen onu ya? Şeyma, ne diyorsun bu duruma? Vallahi bilmiyorum. Ben böyle hayvanların herhangi bir para için kullanılmasına karşıyım. İzleyince üzülüyorum. Ama nasıl yakaladın, onun ağzını bantladın? Ya safari olayı tamam, doğal ortamda görüyorsun ama bu olay gerçekten sıkıntı. Ama sıcakta sıkıntı. Hayvanı şurada bize gösterinceye kadar şeyinde bağlıydı yani. Bokçasında bağlı tutuyordu. Evet. Burada böyle işte sahil boyunca sokak satıcıları var. Biraz önce bahsettiğim olay. Hello. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Keyfe halik. Allah elhamdülillah, tamam. Tamam. But we are from Türkiye. We are Türkiye. No, no Arabic, no Arabic. No, no Arab. Turkish. Turkish. Turkey. Böyle Sri Lanka'da meyvelere bile acı koyuyorlar. Limul. Evet. Buna tuz koymuşlar. Ya zeytine benziyor ya. Kocaman böyle, evet, büyük evet, zeytinlere. Ananasa bile böyle spicy atıyorlar. Ve yine aynı sokak satıcısı ise karidesler satıyor. Yengeç satıyor abi. Böyle sahil boyunca sokak satıcıları var burada. Vietnam'dan sonra gördüğüm en ucuz ülke Sri Lanka oldu. Genellikle satıcıların hepsi aynı şeyler satıyorlar. Şimdi buradan ayrılalım. Başka bir noktaya doğru geçelim. Son olarak da şurada Sri Lanka'nın bayrağını görüyorsunuz. Sri Lanka'nın bayrağını tanıyarak ülkenin sokaklarını gezmeye başlayalım. Sri Lanka bayrağı vişne çürüğü rengi, yeşil, turuncu ve safran renginden oluşuyor. Vişne çürüğü rengi Sinhali topluluğunu sembolize ediyor. Turuncu renk ise Sri Lankalı Tamil topluluğunu sembolize ediyor. Yeşil renk ise Sri Lankalı Müslümanları temsil ediyor. Safran renk ve bo yaprağı ise Budizmi temsil etmektedir. İnsanlar acayip güler yüzlüler. Özellikle Bangladeş gezisinden sonra burası bana çok iyi geldi. Her şeyden önce baksanıza, karşımızda okyanus var. Ve bir ada ülkesindeyiz. Her ülkede olduğu gibi buranın da bayrağını anlattığımıza göre gidip artık şehri keşfedebilir, sokakları tanıyabilir, yerel insanlarla tanışabiliriz. Hadi gidelim. Elimde gördüğünüz paralar ise Sri Lanka rupisi bunlar. Fakat paradan önce kanalımızın as solisti, kanalımızın vazgeçilmez konuğu Şeyma var yanımızda. Herkese merhaba. Şeyma, hoş geldin. Hoş bulduk. Burada tekrar yolumuz kesişti. Aynen, sonunda Asya'ya giriş yaptım. Uzun zaman önce Hindistan'da yaşamıştım bir süre. Sri Lanka'da çok istiyordum, güzel denk geldim. Şeyma da dünyayı gezen kadın gezginlerden biri. Şeyma yolda olarak YouTube'da ve Instagram'da videolarını paylaşıyor. Şimdi Şeyma bize yakın dönemde ekonomik kriz yaşayan Sri Lanka'nın parasını ve para biriminin değerini anlatacak. Şimdi Sri Lanka'da Sri Lanka rupisi kullanılıyor. Fiyatları anlamanız için Kasım 2022 kuru itibariyle 360 Sri Lanka rupisi 1 dolar yapıyor. TL olarak düşünecek olursak da 19-20 lira gibi bir şey yapıyor. Ama bunlar kura göre değişiyor tabii ki. Şu anki elimizde gördüğünüz paralardan 50 Sri Lanka rupisi 2,5 TL yapıyor. Önünü görelim. Paralar ise bugüne kadar gördüğüm özellikle para koleksiyoncuları için muhteşem bir şey. Bakar mısınız? Arkasında hayvan resimleri ve önünde kendi tarihlerine dair figürleri var. Bu da 100 rupi. 500 rupi, 1000 rupi ve 5000 rupi. Yani şu para yaklaşık 258 TL yapıyor. 250 TL yapıyor. Yani ülkenin para birimini de öğrendiğimize göre gidip şimdi biraz daha fiyatlara bakıp Sri Lanka'nın Türk lirasıyla gezilebilecek bir ülke olup olmadığını anlatmaya çalışacağız. Ekonomik kriz demişken bu arada şu arkamızda gördüğünüz ilerideki bina parlamento binası. Geçtiğimiz Temmuz ayında burada çok büyük protestolar oldu çünkü ülkede benzin yoktu, gıda yoktu ve birçok şeyi temin etmekte insanlar zorlanıyordu. Hatta bunu ülkenin zenginleri bile bulamaz hale gelmiş burada. Daha sonra ülkenin cumhurbaşkanının ülkeden kaçmasıyla birlikte
yeni yönetimle derken şu anda hayat normale döndü Sri Lanka'da. Fakat para birimleri inanılmaz değer kaybetti. Maalesef ki bu durumun aynısı şu anda Türk lirasında da bu etki var. Türk lirası birdenbire 8 seviyelerindeyken 18-19'a kadar ilerledi. Bana bu konu hakkında genellikle Berko siyaset yapma diye diyenler çok oluyor. Fakat arkadaşlar bu bir siyaset değil. Adamların bir doları bizim 18-19 liramız yapıyor. Doğruya doğru, yanlışa yanlış denir. Umarım bir an önce düzelir. Umarım eski ekonomimize kavuşuruz. Hadi biraz gidelim şimdi, başkenti keşfedelim. Tuk tuk. Burada ise tuk tukları, motorları kullanmak için ise Pikmi adında bir app var. Pikmi'yi kullanıyor olacağız. Hemen şöyle şuradan bir tuk tuk çağıralım. Şöyle gideceğimiz yeri yazıyoruz. 1,5 kilometre mesafe için arabaya, taksiye 350, motora 152, tuk tuğa ise 188 istiyor. Tuk tuk çağırıyoruz. Şöyle onayla dedik. Ve tuk tuğumuz geliyor. Ve tuk tuk geldi. Hadi gidelim. Atla. Şöyle bir tuk tukla 1,5 kilometre falan yol gideceğiz. Bu gideceğimiz yola ise 9 lira falan gibi bir para ödemiş olacağız. Özledin mi Asya'daki tuk tukları? Çok ya. Şöyle sıradır. Benim genellikle gittiğim ülkelerde tuk tukçularla başım belada. Ama fiyatını ve nereye gideceğini görebiliyorsa, şöyle şu abinin önünde telefonu koyup haritadan baktığı gibi, bir sorun sıkıntı yok. Hadi gidelim. Şimdi ise Colombo'nun merkezi kısmına geldik. Tapınak, cami, kilise vesaire, bunları ziyaret edeceğiz. Fakat abi, dini mekanlara girerken ve Asya'da hava çok sıcak, uzun bir şey giyemiyorum. Son bu seyahatime çıkmadan önce Bangladeş'te bir tane de Tayland'da almıştım. Şu pantolonlar abi inanılmaz, acayip işe yarıyorlar. Yapısına baksanıza, paraşüt kumaşından bunlar. Böyle paraşüt kumaşı gibi bir şeyden bunlar. Çat diye pantolonla geçirip uzun pantolon oluyor, giyelim. Şöyle. Böyle abi çat diye bu buradan giriyor. Etrafından doluyorsun. Aa, alttan giymen gerekiyordu. Şunu şöyle giyiyorsun. Burada şuradan bağlantısından içeriye tık çevirdiğinde böyle, yani iki parçadan oluşan hem şort hem de pantolon olabiliyor. Acayip hafif bir şey, inanılmaz seyahatlerimde işe yarıyor. İlk gireceğimiz yer olan El Camiul Alfar'a geldik. İçeriye gireceğiz. O yüzden hemen kıyafetimizi düzelttik, gidiyoruz. Sri Lanka'nın toplam 21 milyonluk nüfusu içerisinde 2 milyonunu Müslümanlar oluşturuyor. Ülkede en kalabalık topluluk ise Budistler, sonra Hindular, sonra ise Müslümanlar geliyor. Fakat şey, insanlar falan böyle çok sıcakkanlılar. Genel olarak dikkat ettiğim şey ise Sri Lanka tertemiz ve kimse deli gibi kornaya basmıyor. Bak mesela akan trafik bu. Şimdi zaten tüm bu bölgeyi gezeceğiz. Esnafla konuşacağız. Kırmızı Cami'ye geldik. İngilizce ismi Red Mosque. Kırmızı Cami deniyor. Gerçek adı da Cami Ul Alfar. Ağırlıklı büyük ihtimalle bu bölgenin olduğu kesim Müslüman kesimi yaşıyor burada. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Yeah, sure. Elhamdülillah. We are Muslim. Turkey. Abi ayakkabılarımızı burada vereceğiz. Görüyorsun değil mi ne kadar temiz? Şimdi kafanı kapatmak için... Tamam. Baksana bölüm bölüm ayırmışlar. Maşallah ne kadar temizler ya. Güzel, görüyor musun? Burada mesela kadınlar için ayrı, erkekler için ayrı. Olur da biri kıyafeti uygun olarak gelmezse diye kullanmaları için elbiseler bırakmışlar. Ya şu içerinin temizliğine bakar mısın? İçerisi böyle
Çok temiz ya, çok güzel görünüyor. What was the wood name? Teakwood. Caminin görevlisi Muhammed bize anlatıyor. Burası aynı zamanda Hindu, İngiliz ve İslam motifleriyle birlikte yapılmış bir cami. Şöyle iç kısmı göstereyim. Maşallah o kadar temizler ki, o kadar düzenliler ki. İçeri kısmı. And then the earliest time in 90s, before 2000, we can accommodate only 1500 worshippers. Caminin altındaki, caminin içerisindeki şu seramiklerin hepsi yine camiyle uyumlu olarak kırmızı ve beyaz renk olarak kullanılıyor ve aynı zamanda Hindu mimarisinden de esinlenilen bu camlardan kullanılıyor. Burada Sri Lanka'da yapılıyormuş. İran'da görmüştüm ben bir camide böyle ışıl ışıl renkler içeri giriyor. How old are you? You see? How old are you? You see? Guess it. Oh, okay. 30? 30. 30? No. 32? 21. 21? Oh, maşallah. And what about yours? I am 27. 27. Caminin burası da modern olan kısmı. Toplam 6 katın 6'sı da cuma günleri açık oluyormuş ve 10.000 kişi geliyormuş buraya ibadet etmeye. Şimdi ise caminin çatı kısmındayız. Abi iki tane saat varmış. Şu birinci saat Polonya'dan dedi galiba çocuk. Krosha dedi. 1205 yılından beridir bu saat buradaymış ve hala çalışıyormuş. Adamlar acayip temizler. Çok güzel tutmuşlar burayı. How about first clock? What about the first clock is from Japan. That's a Casio brand. The once a year they coming to save is from Japan. And second clock is from Croatia. That's one of the Europe country. That's in our traditional part. That clock is more than 125 years old. It's still working. That's a winding system. That's all. Thank you so much. Thank you so much. Muhammed bu arada 21 yaşında. Burada üniversite okuyor sağ olsun. Tercümanlık yapıyor ve burada camide çalışıyor. Caminin üst kısmından da görüntü bu şekilde. Burası da böyleydi. Şimdi yağmur gelmeden devam edelim. Haydi. Camiden çıktık şimdi. Bir tane Budist, bir tane de Hindu tapınağı ziyaret etmek istiyoruz. Oraları da göstermek istiyoruz. Fakat ondan önce böyle etrafa bakalım biraz. Ne satıyorlar, ne ediyorlar. Şu anda ise bölgedeki dükkanların hepsi kapalı. Dükkanların kapalı olmasının sebebi ise Full Moon Bayramı diye bir şey varmış burada. Hello, how are you my friend? You are from? Türkiye. Türkiye, assalamu alaikum. Waalaikumsalam. Yes, in the main school. Huh? In the commune, in the speak in Arabic? No, Turkish. Turkey. How many days you visit here? Wallah, maybe 1 month. 1 month? Yeah. Okay, that is your Sri Lanka now number one good. You can see only not Colombo city. Sikiriya, Pinnavala, Ella. Uh-huh. Sikiriya, Pinnavala, Ella, and Dambulla. Inshallah, we will visit. After coming, and Matara, Bentota, Ikkadua, Gaala, Unavatua, very nice places. Thank you so much, okay, my brother. Okay, place site you can see. City, be careful. Don't worry. Aynen. Okay, bye. Bize şey veriyor, diyor ki buraları ziyaret edersiniz diye. İnsanlar şeyler, bayağı sıcak kanlılar sizler. Şu bölgede ise böyle tekstil ürünleri falan satılıyor. Şeyma gelsene be. Selamun aleyküm. Mesela bir tane makarnanın fiyatı 320 rupiymiş. Milan diye. Acaba şey mi, burada mı üretiliyor? Evet, Sri Lanka'da. Türkiye olarak biliyorlar Türkiye'yi. Hurma var mesela, hurmanın kilosu Pakistan. From Pakistan. Vallahi. Hurma. Bak bakayım tadına. Thank you. İstanbul. Berko. Bakıyoruz hurmanın tadına. Ama güzel. Böyle aşırı şekerli değil. Nice to meet you brother. Beceriksiz işte. Vaaay.
Ya bu ne ya? Bir sürü şey ikram ettiler. How much price one? 300. 50 gram. 50 gramı 300 rupi falandır. California. From United States. Really? Yeah. This is the best one. Vay be, dur bakalım tadına, ona göre alalım. We have Turkey sweets inside. Valla. Show me. Selamun aleyküm. Aleyküm. Dükkanlara baksanıza, ne kadar temiz adamlar ya. Türkiye'den tatlılar var dedi de ne varmış bir görelim. Fiyatlarda da mesela bir tane Snickers'ın fiyatı 1 dolar. Bunlar hep ithal ürünler herhalde. Kit Kat'lar 225'miş. Aa, zeytin var valla. Ama İspanyol zeytiniymiş. Şu herhalde... That's Spanish. Spanish. Olives. How much price? Olive oil. That's 700 rupees. 100. 700 rupees. 700 rupees. 2 dolar falanmış şunun şeyi. Şişesi. Burada da böyle kurtulmuş meyvelerin şeyini satıyorlarmış. Dry kiwi. Şeftali, kivi, dry figs, ananas, cherry, incir, vişne. This is mango. Mango. Kiloları ise şöyle. Hepsi 2500'müş. Şuradan bir içecek bir şeyler alalım, biz de çıkalım. Caminin olduğu sokakta da böyle işte dükkanlar falan vardı. Bereket. Buradan bir sürü şey ikram ettiler, sağ olsun. Ne kadar iyi insanlar ya Sri Lankalılar. Genel olarak Şeyma, nasıl sence genel olarak Sri Lanka ilk izlenim, başkent? Aa, başkent olduğu için ister istemez hep böyle yüksek yüksek binalar var. Ama insanlar çok güler yüzlü. Normalde bu tür kalabalık büyük şehirlerde insanlar daha böyle aceleci ve suratsız olurlar. Ama buradakiler çok kibar, sizden ben sevdim. Ben de öyle düşünüyorum. Kafe var. Gidip ona bakalım mı? Ha? Geç kalmayalım. Gidip bakalım. Hadi. Şurada abi Sri Lankalı kadınların giydiği kıyafetler var. Bunlara bakacağız. Şu damat için giyilenmiş. Bu da gelinin giydiğiymiş. İçeride böyle kadınlar için kıyafetler satılıyor. Upstairs. Mesela şu etekler, şalvarlar falan 500 rupi, 750 rupiymiş. Her şey böyle şey, rengarenk. Başka bir kadın kıyafetleri de yine burada. Hatta da giyiyorlar bunları kadınlar. Rengarenk ya, kıyafetlere bakın. Burası var ya, bildiğin Eminönü ya bak. Şu sokak. Şu sokak şöyle, ana cadde şöyle. Bak bu sokak da böyle. Bir nevi işte bulunduğumuz bölge burası. Abi buranın Eminönü'sü. Her şey var. Çanta var. Tuk tuk var. Ne diyeyim sana? Ay, iç çamaşırı satıyorlar. Düğün, nişan, kına, elbiseleri vesaire hepsi burada. Turistimiz var. Ben turist sayılmam ya. Bak dayım bağırıyor. Bilir ha, bilir ha, bilir ha. Selam aleyküm. How much price? This all 20. 20. This all 50. This all 50. 50 onlar diyor, bunlar 20 diyor. Türkiye. 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 İnsanlar temiz, sokaklar temiz, defalarca kez aynı şeyi söylüyorum ama nazar değmesin Sri Lanka'ya. Yaşadıkları bu ekonomik krizden halk çok etkilenmiş. Umarım bir an önce toparlarlar. Bu ne? Bombay sweet mi bu? No. Ana, helvadan. Very nice. Şöyle bir yerde durduk Şeyma'la. Birer meyve suyu içtik. İşte mangosu, avokadosu, passion fruit'u, her şeyle birlikte abi burada tatlılar falan satıyor. Fiyatlar ise şöyle, her biri 12 liraya falan denk geliyor. Burada böyle taze taze yapıyorlar. Hava çok sıcak, hep böyle bir şey içesin geliyor. Nasıl tadı? Ben çok seviyorum. Ne o? Krokan. Türkiye'de de var. Tamam, afiyet olsun. Bak şurada da tatlılar var. Galiba buranın yerel tatlıları. Bu ne ya? 350. Jari. 350. Ya.
Kadınların o şeyi galiba. Hayır. 500. Elbise yaptı. Gel vatandaş. Şey canım kaliteli ha. Baksana. Small price, 500. Thank you brother. Hello. Hello bro. Bombay sweets ha? Bombay sweets. These sweets are made based in Indian place. There is called, there is a place called Bombay. You know that? Abi Bombay sweet diye bir şey var burada. Onu satıyorlar. Sokaklarda yürümeye devam ediyoruz. Abi vallahi tüm dinleri bir araya toplamış bak. Hazreti İsa aleyhisselam, Budizmle ilgili, Hinduizmle ilgili şeyler. Böyle her şeyden bir parça var. Beni Hazreti İsa'ya çok benzetiyorlar. Bu her yerde oluyor, sürekli oluyor. Güney Kore'de falan hatta para vermeye falan çalışıyorlardı. Selam veriyor ya herkes. Kardeşlerim, abilerim, ablalarım. Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Gezme Zeynal bu dağlarda seni avlarla anaydan bağlar. Dansın. Thank you brother, thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Now it's a fall. Yeah. Now how is now everything in Sri Lanka? Sri Lanka very poor. Very now is very poor. Rupee is dollar to 400 rupees. Sri Lanka 1 rupee. Before is rupee 185. Now hey, black market 400. Black market 400. Really? Yeah. Take care of. Bye bye. Yerel yemeklerin satıldığı bir restoran burası da böyle. İşte rotiler mesela, yumurtalı ekmek satıyorlar. İşte biryaniler satıyorlar. Aşırı acı tavuklar satıyorlar böyle. Yine kurutulmuş balık, kızartılmış balık var. Böyle yemekler satıyorlar burada. Abi tavuklar falan bildiğin yağın içerisine böyle fırlatılıyor, atılıyor. Olabildiğince kızartılmamış şeyler yemeye çalışıyorum ben bu Asya gezimde. Çünkü çok sağlıksız yağlar aylarca kalıyor. Yağ babadan oğula geçer mi ne diye bir şey varmış hatta Hintlilerde. Tatil olmasına rağmen gene de pazar açık böyle. Şeyma'yı kaybettim. Bu tarafa da olur da gelirseniz, İngiliz sömürüsü döneminden olduğu için prizlerin hepsi İngiliz prizi. Yani şunu kullanmanız gerekiyor, üçlü olanı. Yoksa sıkıntı. Sakin nedir? Hadi devam edelim. Şeyma tek kadın olarak Sri Lanka, Colombo başkent sokaklarında gezer miydin? Gezerdim. Herhangi bir tedirgin edici bir şey hissetmedim şu anda. Ne olursa olsun hani insan biraz tabii daha dikkatli oluyor ama ya yani onun dışında herhangi bir kötü şeyle karşılaşmadım. Başka bir şey. Burada arkadaş böyle şey sim kartlar satıyor. Ben gelirken ülkeye havalimanında aldım. Dialog diye bir sim kart abi bu. Bunu alın gelince. Çünkü 50 GB falan internet alıyorsunuz. İnternet acayip hızlı. Sadece 6 dolar falan tutuyor. Bu arada havalimanı demişken Pick Me adındaki aplikasyon sayesinde taksi, motor veya tuk-tuk siparişi de tuk-tuk çağırarak şehir merkezine gelebilirsin. Thank you brother. Aynı zamanda Sri Lanka Türk vatandaşlarına sadece havalimanı vizesi uyguluyor. Yani havalimanına geldiğinizde vizenizi 40 dolar karşılığında alıp ülkeye giriş yapabilirsin.
Böyle de bir basit olayı var. Hatta bunu şu anda internetten de aktif edebiliyorsun. Thank you brother. What is his name? Sharik. Sharik. He is your baby. Sharik. Your baby. Sharik. Şeyma bir tane bebek gördü de burada. Aldı kucağına. Ay, nasıl gidiyor ya? Nasıl gidiyor? Hadi gidelim. Ama sen çok da hafifsin ya. Ama çok hafif. Hadi ver annesine gidelim. Ay canım. You or your mom? Ben seni ya. Thank you so much. Nasıl tatlı değil mi? Çok tatlı. Zaten çocuklar önce dayanamıyor. Dünyanın en masum en günahsızları. Bye bye. Haydi bakalım. Şimdiki durağımız bir Budist tapınağına geldik. Oğlum herkes gülüyor lan. Bu çok güzel bir şey. İnsanlar tabii. Merhaba. İsminiz? Kevser. Memnun oldum. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Burada mı yaşıyorsunuz? Evet, projeyle geldik. Şimdi burada yaşıyoruz. Şey, öğrenciydiniz. Isaac projesi. Öyle mi? Evet. Süper. Ne kadar buradasınız? Ben yeni 5 gün oldu. 4 ay oldu benim. Süper. Nasıl gidiyor? Gayet güzel. Ne kadar güler yüzlü değil mi insanlar? Evet. Ben çok seviyorum. Ben 4 sene önce gelmiştim buraya eve. Bir de şimdi tekrar geldim. Merhaba. Çok mutlu oldum. Diyorum ki tanıyorum ben. Hani Instagram'da takip ediyordum. Öyle mi? Eyvallah. Ama burada olduğunuzu görmemiştim. Ya bir şey paylaşmadık ya daha henüz. Biraz geriden geliyor. Yeni geldik. Yeni geldik aslında biz de. Ben de yeniyim de. Senin nasıl gidiyor? Benim iyi gidiyor. Alışmaya çalışıyorum. Çok farklılar çünkü bizden malum. Aha. Siz burada yaşıyor musunuz yoksa tatil yok? Ben bir projeyle geldik. Isaac projesiyle. Aa ne kadar sürecek? 3 ay falan oluyor genelde. Ama uzatmayı düşünüyorum ben de. Uzatmıyor. Şeyma da daha önceden Isaac projesiyle Hindistan'a gitmişti. Dijital pazarlamada staj yapmıştım. Güzeldi, ben çok eğlenmiştim ama pandemi sonra patladı. Ama şu an zaten artık pandemiye alıştığımız için. Evet, maske de takmıyoruz. Evet. Ama burada yine insanlar Türkiye'ye oranla evet, daha fazla maske takıyorlar. Otobüste falan da takıyorlar. Hep. Evet, evet. Bizde tabii kalmadı. Daha önceden başka ülkeye gittiniz mi? Benim ilk. Nasıl peki? Sence? Ya bir Türk'ün gelebileceği bir ülke mi? Ben şunu söyleyebilirim. Güvenlik açısından çok güzel zaten. Kesinlikle. Hani insanlar güvenebilir. Çünkü çok ön yargı var hani gelme konusunda. Ama kesinlikle gelip görülebilecek çok güzel bir yer. Özellikle insanlara çok yardımsever. Ben hiç o konuda sıkıntı çekmedim yani. Fiyatlar nasıl sence? Fiyatlar Türkiye'de yaşayan bir insan burada da yaşayabilir. Çünkü ekonomisi aynı yani. Biraz pahalı. Evet. Önceden uygunmuş ama şu an pahalı. Evet. Maalesef. Bize göre tabii gene ucuz da hani bize göre. Aynen, Türkiye'ye göre gene. Ama bizi Avrupa'dan sanıyorlar. Düşünüyorlar ki hani değil mi? Zengin olduğumuzu düşünüyorlar ama öyle bir şey yok. Maalesef ki şey bizdeki olan ekonomik krizin aynısı burada da var. Burada bayağı sıkıntılı derecede olmuş hatta. Çok çok memnun oldum. Çok memnun oldum. Bugün Foya günü, özel bir gün. İçeriye gezebilirsiniz. İçeriye geleceğiz zaten. Haydi. Türk arkadaşlarla karşılaştık. Burada içeriye geliyoruz. Hello. Ya. Burada çıkarıyoruz. Evet. Tamam. Size çok teşekkürler. Çok memnun olduk. Okey. Şöyle dedi ki içeriye dedim. Bu. Acaba bir özelliği mi var ayakkabıları oraya koymanın? Where we have to put? Here. How much? 800. 400, 400. 800. 800. 400, 400. Biraz ola. Can we go inside? Right? Sir. Oh yeah.
You go inside left side. Okay. Şimdi bir kişi için 400 lira. Al biletini. Teşekkür ediyorum. Rica ederim, yüzümün aldı mı? Para bol, parayı savuruyorsunuz. YouTuber'lar kazanıyor diyorlar, doğru mu? 100 rupi mi? 100 rupi. Hadi bakalım. Şimdi tapınağın içerisini gezeceğiz. Giriş için 400 rupi ödedik şöyle. Yani 1 dolardan bir tık fazla. 20-22 lira giriş. İçeriye bakıyoruz. Ülkenin neredeyse tamamını Budistler ve Hindular oluşturuyor. Şu anda da bir Budist tapınağındayız. Budizm'de reenkarnasyona inanılıyor. Gannagaraya tapınağı adında bir yer burası. Şu el hareketlerinin hepsinin farklı farklı anlamları var. Ama bir türlü öğrenemedim ne anlama geliyor. Fil benim bu dünyadaki en çok sevdiğim hayvan. Benim kolumda dövmesi var filin. So, do you speak English? Yeah. And what is the day today? Poyadi. 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 Yeah. It's a special Buddhist day, right? Yeah. Okay. Where from? Turkey. 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 National holiday today, right? Yeah. And then this is a holy tree. Yeah. What is the meaning of this tree? Around 100 years. 100 years. More than. More than 100 years. 100 yıldan fazladır bu ağaç burada varmış diyor arkadaş. Su veriyor insanlara. Thank you so much, brother. Thank you. Ben 2019'da Sri Lanka'da kötü bir olay oluyor. İki tane kiliseye ve üç tane galiba Budist okuluna molotoflarla, silahlarla vesaire IŞİD saldırıda bulunuyor. Hatta buradaki Müslümanlar falan bayağı tedirgin oluyorlar bu durumda. Onlara karşı misilleme yapılır mı vesaire diye. Genel olarak ama ülkede böyle kime sorsam etsem böyle ufak ufak konusunu açsam herkes barış içerisinde abi. Bir sorunları, bir sıkıntıları yok kendi aralarında. Çok çok mutlu etti beni ya Sri Lanka'ya gelmek. Şunu dokunmayı demişler. Burada kocaman büyük bir timsah var. Acaba gerçek derisi mi? Bu kısımda burada da böyle tütsüler. İnsanlar çok iyiler ya. Yani. Böyle mesela bak abla götürüyor yakmaya. Tütsüler yakıyor. Tütsü değil de ya adını unuttum bunu. Ruhları için yakıyorlar. Burada da Hindistan'daki gibi ölü yakma törenleri oluyor. Fakat nerede olduğunu öğrenince muhakkak gideceğim oraya. Şimdi buraya veda ediyoruz. Abi insanlar çok iyiler ya. Biriyle böyle göz göze gelmeyin. Herkes gülümsüyor anında. Prenses. Allah, şu bebeğe bak, şu güzelliğe bak. Hello baby, hello baby. Böyle sıralarını bekleyip geçiyorlar. Ne kadar temizler, ne kadar
sessiz saygılı bir şekilde hani ibadet mi, inanış mı? Tam bilmediğim için Budizmi detaylı bir şey söyleyemeyeceğim. İşte yeniden varoluşa inanıyorlar. Daha çok hümanizm içeriyor zaten. Hümanistlik üzerine bir inanış Budizm. Dünyada da 500 milyondan fazla inananı varmış. Haydi gidelim artık. Güler yüzlü insanların ülkesi Sri Lanka. Tapınakta insanların o attığı çiçekler var ya, onları burada dışarıda satıyorlar böyle. Bak. What is meaning this flower? Tamam, dead and bird. Dead and bird. This meaning is fear. This flower's meaning is fear. Fear? Fear. Purity. Pure, pure. Sadelik diyor. Ha, okay, pure. Okay. Sorry, pure. Maşallah ya. Can I touch? Yeah. Çiçekleri de böyle bak abi açıyor şu anda burada. Lotus çiçeğiymiş bunlar. Ova. Bak açtı şöyle. Gördün mü? Thank you. Thank you brother. Şimdi tuttuğumuzu çevirelim artık, bir sonraki rotamıza doğru gidelim. Başkent olmasına rağmen keyifli bir gezi oluyor. Yes. Do you have the yellow ticket? Yes. Yeah. If you have the yellow ticket, I work for the temple, sir. My name Kamal. So if you have your name is Kamal. Kamal, yeah. You know Kamal Atatürk? Kamal, meaning of the Kamal, lotus flower. Really? You yeah. know the Kamal Atatürk? Kamal Atatürk from Turkey. Kamal Atatürk. No, you don't know. Haven't. Okay. I never you have a same name with our leader. Thank you, sir. Thank yeah. you so much. And anyway, nice to meet you. Nice to meet yeah, you. So if you have the yellow ticket in the temple, uh-huh. you can visit here, lotus tower. And so you can go in our tuk-tuk. We have so each person just only 1,000 rupees. So both of you 2,000. You can explore all of this place for this ticket. Okay, I yeah. see. Okay, thank you so much, brother. Yeah, thank you so much, brother. Abinin dediği yerlere biz zaten gitmiştik. Bu arada fiyat olarak da kişi başı 1000 diyor ya. Gayet mantıklı çünkü kısa bir mesafeden buraya bile gelirken sırf 300'e tuttuk. Tuk tuk. Ben onu hala söyleyemiyorum. Gerçekten mantıklı. Biz oradan buraya gelirken bile sadece bir yer için bile evet, 300 ödedik. Evet ama söylediği yerler içerisinde mantıksızlık var. Mesela Kızıl Cami'ye giriş ücreti ödemiyorsun kesinlikle, ki. Evet. Ondan sonra o konvoy yolundan bahsediyor. Oraya da ücret ödemiyorsun. Onun gösterdiği Doğru. yerlerin çoğu ücret ödenmiyor ki zaten. Doğru. Yani. İşte. Kendi kendimi şu an dolandırsın. Hayır bana şey olarak mantıklı geldi. Tuktuğa zaten o kadar para verdik. Para veriyoruz. Uygulamadan çağırıyoruz falan. Onu yapacağına tüm gün boyunca adamla gez 1000 ver. Harika. 1000 dediğimizde 50 lira. 50 liraya bilmem kaç tane yere gidiyorsun. Dostlar siz söyleyin, İstanbul'da şu an taksiye bindiğinde 5 dakika içerisinde kaç para yatıyor? Vay. Colombo başkentte böyle. Burada da bir tane göl varmış. Pelikan mı onlar? Ağaçlara bakın ya. Dostlar şunun tipine bakın. Ne kadar ilginç bir canlı. Burnunda böyle delikler var gibi. Bak yakaladı bir şey. Yok yakalayamadı. Bunu falan benim kolum kadar neredeyse. Kolumun yarısı kadar. İlginç. Bakalım burada canlı çeşitliliği çok fazla. Timsah göreceğiz, yılan göreceğiz. Biraz önce abinin dediği doğru çıktı. Harbiden bir tane daha tapınak gördük. İçeriye giriyorduk. Aynı bileti verdik. Girdik. Burada bir tane yatan Buda var. Yatan Buda öldüğünü ifade ediyor. Para atmışlar da içinde Türk lirası var mı acaba? Yok değil. Okay, thank you. Thank you. What's your name? Lehini. Lehini. My name is Shema. Shema. I'm from Turkey. Turkey. You living here? Yeah. Are you from Colombo, right? Guatemala. Guatemala. Oh, nice to meet you. Thank you. It's your grandmother? Grandmother. Oh. How old is her? 84 years. Oh my 84 God. Yaşında hala yürüyor. You are so beautiful. You are so nice. What's your name? Nanda. Nanda. Nice. My name is Shema. Nice to meet you. Thank you so much. Princess? Ablam 84 yaşındaymış ya. 84 yaşında. Görüyor musun? Maşallah.
Tapınakta da maşallah çekmezsin be Şeyma. Gençler falan buradalar. Hello. Bu kadar olur ya. Bak tüm video boyunca aynı şeyi söyleyip durdum. İnsanlar acayip güler yüzlüler. Su çok pis ama ya. Şehrin büyük ihtimalle atıkları, lağımları falan buraya dökülüyor. Evet şurada var. Su inanılmaz pis. Hi brother. Hi. Burası da şehrin büyük ihtimalle en yüksek binaları olduğuna göre kesin zengin kesimi burada yaşıyordur. Çünkü baksanıza tüm büyük binalar burada. Şehirdeki konaklama olayına gelecek olursak da sırt çantalılar için, backpackerlar için hosteller 5 ila 10 dolar arasında. Yine booking.com'dan bir yer bulup kalabilirsiniz. Otel odaları ise ortalama 12 dolar ila 20 dolar arasında. Gayet temiz, düzgün bu bölgede bulup birkaç gün Colombo'ya yeterli olacaktır fazlasıyla. Yani başkente geldiğinizde bir gün dinlenip bir günde gezmek için fazlasıyla yeterli. Biz hatta yarın buradan direkt ayrılmayı planlıyoruz. Şeyma. Şöyle Şeyma'nın yanına gidelim. Evet, videoya veda diyoruz. Teşekkür ederim bu bölümde bana eşlik ettiğin için. Ben de izleyenlere teşekkür ederim bizi izledikleri için. O zaman bu bizim birlikte 3. ülkemiz olmuş oldu değil mi? Azerbaycan, Moğolistan ve Sri Lanka. En son Moğolistan'da Bozkır'ın ortasında birlikte at sürüyorken şimdi Sri Lanka'dayız Şeyma'la birlikte. Güzel bir gezi oldu ilk gün için. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşürüz. Allah'a emanetsiniz. Biz takipte kalın.